Yine çok önemli bir mesele tabii tehlike bir mesele. Geçen gün e, 4 Ağustos 2023'te Kabe'de bir hutbe okundu. Ben de bana da attılar linkini Kabe'de hutbeni. Hutbe okuyan tabii baş yalaka Vehhabilerin baş yalakası Südeysi diye biri var biliyorsunuz. Baş yalaka. Nereye dönersen oraya döner. Bin Selman şimdi Nakşi tarikatına girse, Nakşi tarikatına girmezse ben bir şey bilmiyorum. Bu kadar da yalaka olmaz. Bir adam da hiç olmasa, yani Selefi sen Selefiliğini bil yani. Bunda tamamen seyyar. Kıblesi seyyar. Zaten Kabe imamı olduğu için dört taraftan da dönebiliyor diye herhalde bilmiyorum. Adamın psikolojisi öyle mi çalışıyor acaba? Kabe de dört taraftan oluyor ya. Kabe imamı diye sapıtmış da olabilir yani. Çok büyük sapıktır. Bu. Efendi Hazretleri buna çok düşmanıdır. Çok gazap ederdi buna. Bunda her yol var derdi. Yapmadığı bir külah yok derdi. Ya Efendi Hazretleri bunu söylemişti bize. Evet. Zaten Seyyid Muhammed Alevi Malik Hazretleri de Kaddesellahu vefat etmeden evvel bu benim cenaze namazımı kıldırmayacak dedi. Halbuki imam kim denk gelirse Mekke'de nasıl müdahale edeceksin? Dedik acaba ne demek istedi bu mübarek? Tam da imam değişiyor ya yatsıda şeyde. Seyyid Malik Hazretleri de Ramazan'ın yarısında öldü. Teravi var. E teravi imamı da ekseri bu oluyor. Bir kişi daha oluyor. Bir hatim dualarını bu, bu, bu yapıyor. Ağlıyor salya sümük. Bir salya sümüklü daha vardı bir de bizden gitti biliyorsunuz. Bu salya sümüklülere çok dikkat etmek lazım. Ben size o zaman da diyordum bu salya sümük işlerine. Ondan sonra böyle git gece ağla ya. Gece ağla. Karın bile görmesin yani. Karın bile görmesin. Gece ağla. Ve racunu zekerallaha haliyen fefadat ayna. Allah'ı tenhada zikredip gözleri yaşarırsa onlar arşın gölgesine gölgenecek. Yediden biridir buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyle milleti Ha kendine hakim olamazsın. Gözünden bir yaş gelir. on da gizlemek lazım yani böyle. Bir de kameraya bakarak da yapmayacaksın şialar gibi yani. Şiaların tipleri öyle biliyorsunuz. Ben gidiyordum Cennetül Bakı'da eskiden izin vardı o İran şahlar doluyordu gece. E ben de gidiyorum sahabe-i kiram var ehli beyt bizim ehli beytimiz yani. Ben de böyle yeşil sarık sarık sar sarmışım bir şey etmişim bir gece çıktım. Lan beni de şiadan imamlardan zannettiler. Kum kentinin mollalarından zannettiler. Bana bir hürmet bir bilmem ulan canımı zor kurtardım ya bana hürmet etmesinler şimdi dualarımız da reddedilecek, kaldık Şia'nın içerisine. Ağlıyor şey diyorlar ne zaman biri gelmeye başlıyor görüyorlar biri geliyor karanlık o zaman Medine'de gece karanlığı. şimdi biraz aydınlatma çok gele görüyor Huuu! başlıyorlar ağlamayı artırma ya kardeşim ne biçim adamsınız ya Cafer-i Sadık'a gösteriş yapsan radıyallahu anh efendim size lanet eder ya gidin Ebu Bekir'i sevin Ömer'i sevin Ayşe'yi sevin Osman'ı sevin Rıdvanullah Teala Ali sahabeyi sevin ne geldiniz benim burada zırh zır ağlıyorsunuz der ya demez mi? diyor zaten diyor da Evliyaullah Allah kabirlerinde diri tasarruf sahibidirler ama ne anlayacak herifler? Onun için ağlamakla hazırlamakla işte hatim dualarında illa bir ağlar yani. O ağlamadan hatim duası bitmez. Hadi geçen sene denk geldi bu sene ağla. Bu, her sene nasıl ağlıyorsun acaba ya? Yani çok etkileniyor bu süreci. Bir hutbe yaptı burada da dinde kolaylık sağlanması lazım. Mevzuya bak şimdi. Lan dinde ne zorluk var ki? Ondan sonra maslahata göre İçtihadın zarureti konusunda. Şimdi maslahat ne? Menfaat, kar. Evet, ne olacakmış? İçtihatlar yenilenecekmiş. Şimdi oralarda da bir reformlar yapılmak isteniyor. Zaten ciddede, middede yapıldı. Çıplaklık, şunlar, bunlar. Orada bir ada varmış zaten. O adada dünyanın en büyük fuhuşları, en büyük merkezi kuruluyormuş. Bilmem ne. Onları duyuyoruz. Ne zamandır neler duyuyoruz yani. Bir Mekke-Medine kaldıydı biraz. Orada da zaten şimdi kadın, e, eskiden kadın polisler Mekke'de, Medine'de nasıldılar? Peçeli, feraceli, efendim çarşaf, aynı çarşaf gibi, çarşafa yakın bir şekilde. Hiç kadının genç mi, güzel mi, yaşlı mı bir şey anlaşılmayacak. Tesettüre uygundu yani değil mi? E, şu anda onlar da pantol mantol mu giymişler, ne yapmışlar? Yani oralarda da kadınlar pantolonlu Lobilerde mesela hiçbir otelin lobisinde Mekke'de de kadın görevli olmazdı. Şimdi lobide kadın var. Mekke Medine'deki durumlar hiç iç açıcı değil. Şimdi diyor ki bak maslahata göre iştihat zaruridir. Ondan sonra maslahat ne peki? Maslahat diyor insanlara dinde kolaylık sağlanması lazım. Ya dinde ne kolaylık abi beş vakiti üçe mi indireceğiz ya? Ne yapacağız yani? Zinayı mı serbest edeceğiz? İki şahidi teke mi indireceğiz? İçki efendim mubah mı edeceğiz? Ne, ne istiyorsun? Dinde ne kolaylık lazım daha? Allah'ın dininden daha kolay bir şey var mı? Bu'istü bil hanifiyeti semhati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müsamahalı bir dinle gönderildim. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son payı kullanmış. En son müsamahayı göstermiş. Allah'tan aldığı vahiy ile hadisler de vahiy olduğuna göre nerede ne var? Ruhsatların bütün en fazla biz şu anda neye ruhsat verebiliyoruz? Mezhepler arası taklide müsaade verebiliyoruz. O da ne gibi meselelerde? Hayati ve zaruri meselelerde. Neymiş efendim? Böbrek nakli, efendim organ nakli gibi konularda Hanefi mezhebinde fetva yoksa da Hanbeli mezhebinde müsaade olduğu için bu da zaruridir, ölümcül bir vakadır böbrek gibi şeyler. Bundan dolayı zarurette e, Hanbeli mezhebini takdiden hani bun, bunu amel edebilirsin diyoruz. Misal. Yani dört mezebin içinde kalmak şartıyla dörtten dışarı çıkmamak kaydıyla bir de mezhep içinde mesela Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'ın görüşleri var. İmameynin görüşler var. Bazen hepsinden yani farklı bir görüş İmam-ı Züfer de var. Ve İmam-ı de müçtehit midir? Müçtehittir. Bir zaruret oldu, bir sıkıntı oldu. İmam-ı Züfer'in kavliyle, görüşüyle o sıkıntı çözülüyorsa, şimdi detaylandırmama gerek yok. Bu meseleler başına gelene konuşulur. Çünkü sizin elinize bu noktada ne verilmez? Böyle balık tutmak size burada öğretilmez. Bu istavrit değil, uskumru değil. Burada size bir, bir şey verirsek, elinize bir Halep oradaysa arşın burada diye burada bir arşın verirsek size siz mahvedersiniz memleketi. Çünkü ilminiz yetersiz kalır. Önüne geleni birbirine çorba yapıp kıyas yaparsınız. Taklidi telfika çevirirsiniz. Taklit caizdir. Telfik caiz değildir. Telfik nedir? Çorba yapmak. Ne demek? Sen efendim hem hanımına elini tutuyorsun namazdan evvel hanımına elin değdi. Velev şehvetli, velev şey Şafi'ye göre abdestin bozuldu. Ondan sonra burnundan kan aktı. Hanefi'ye göre de abdestim bozuldu. Sen şimdi çok bilirsen kalkar dersin ki ben efendim bu vaziyet namaz kılabilirim. Niye? Ş Şafii'de bozulduysa Hanefi'de abdestim var. E, Hanefi'de bozulduysa Şafii'de abdestim var. Halbuki iki mezhepte de abdestin yok. Çünkü neden? Biri kadına elin değdiğinden hanımına gitti. Biri de kandan gitti. Ama bir zaruret olsaydı, bir zaruret durumunda nasıl ki Mekke'de olduğu gibi e, diyelim Şafiler Hanefi taklit ediyor, tavafta eli değdi, izdihamdan bir şey oldu. Abdestten çıksa gelse ne namazı kalacak ne tavafı kalacak yani izdihamları biliyorsunuz hele şimdiki izdihamları görüyorsunuz yani hiç sokmuyorlar bile bir gire, bir daha girdirmiyor seni. Dolayısıyla böyle bir durumda ha orada Hanefi taklit ediyor, namazını kılıyor, tavafına devam ediyor adam. E Hanefi'nin başına bir şey gelse Burnu kanadı bilmem ne bir şey oldu Zaruret var hastalığı var Hastanede bilmem ne oradan çıkamıyor Oradan giremiyor namaz geçecek şafi niyet etse o abdestten kız E tamam Bir mezhepte abdestin var Esinci sana bu konuları nasıl anlatacağız Ondan sonra sen gideceksin O mezhepte öyle bu mezhepte böyle diyeceksin Dört mezhepte de abdestsiz kusursuz kılacaksın yani Onun için size bu konuların detayına e, Misallendirmiyorum Çünkü siz o bir misali alırsanız Giderseniz on yere uygularsınız. Halbuki onu kendi şah, nevi şahsına münasırdır. O noktadadır o. Sen onun öbür tarafını, öbür mezhebi biliyor musun? Şu anda dört mezhebi biliyor musun? Fatih Kalender Hoca bu işin efendim en şu andaki e, kafası çalışan, aklı başında kitap anlayan hocalardan biridir. Kardeşimiz bizim. Ya ona da soruyorum bir şeyi. Tak Maliki'de nasıldır bir bakmam lazım. Cevap veremiyor yani. Adam 7-24 bu işin içinde. O bile bu iş Hanbeli'de nasıl diyorum, Şafii'den nasıl diyorum. Yekten cevap verdiği konu var. Tabi bildiği konular illaki var. Ama bazı konularda bakmam lazım diyor yani. Ama sen ne yapıyorsun? Şatravan müftüsü gibi caminin kapısında oturuyorsun. Caiz dur diyorsun. Mustafa Yeşilurt abimiz var. O eski hocalardan, iyi de zenginlerden. Allah mübarek yapsın. Amin. 75 yaşında efendiler ona çok itibar ederdi. Yani ders okut, ders okut diye hem tüccar ya ofta. Şimdi Samsun'da tabii ofta tüccar ama e, o zaman da ders okutuyordu yani. Hocalardan okumuş. Efendi Hazırı her sefer ona gider ders okut, ders okut. Böyle senelerde de okutuyor hala. Ha, efendim. Ya diyor. Bir gittik hacca diyor. 700 metre diyor harem-i var bizim otellerin arasında diyor. Arada da cemaat da eklenmemiş yani. Yol yani. Araba geçiyor, şu geçiyor, bu geçiyor. Bizinkiler baktım diyor otelden Kabe'nin o uyuyorlar diyor. Cık, ya bu olmaz diyorum beni de, o dinliyor bu dinlemiyor. E benim dört tane diyor kadın var yanımda akrabam var hastalarım var. E biz yine camiye gidiyoruz diyor en azından eklenmek lazım saflara. E sen burada yol geçiyor aradan diyor. Ondan sonra diyor aa bir de baktım diyor. E, şeyde lobi demişti neydi lokantada mı? Diyanet İşleri Başkanı ee, neydi o işte, Ali Bardakoğlu. Dedim ki diyor, hocam bir soru sorabilir miyim? İmtihan için sormuyorum. Sor dedi diyor. Dedim durum böyle böyle. Ee, bunlar böyle kılıyorlar. Ben de bir şey diyorum, kimi dinliyor kimi dinlemiyor. Sen Diyanet Başkanı'sın. Bu caiz mi dedim diyor. Arada kopukluk var yani ile arada. Eklenmiyor saflar. Ha, saf eklenirse isterse 50 kilometre ileri eklenir. Onu demiyoruz yani caizdir dedi diyor. Hocam diyor delilimiz kitaptan, sünnetten yani delilimiz nedir diyor. Ben dedi din işleri hukuk profesörüyüm. Caizdir dedi diyor. Ha, mevzu bu. Bugün Diyanet İşleri Başkanı ben din hukuku profesörüyüm. Caizdir deyip de bir ayet bir adet okuyamadan fetva veriyorsa siz ne yapmazsınız ya? Onun için size de çok açık kapı bırakmamak lazım. Sonra Medine'de görüştük diyor. Bir daha Medine'de konun üzerine gittim diyor. Dedi ki bana diyor, doğrusunu söylemek gerekirse ben de kılmıyorum öyle. Ben gidiyorum, e, millete caizdir dedi. Millete caizdir dedin yani. Neyse dedim, hocam senin dedim adını anmadan bu konuyu söyleyeceğim dedim. Adımı da anabilirsin dedi. Ona dayanarak adını da andım yani. Bazı bu işlerde sonra sıkıntı çıkıyor. Onun için burada İslam'da kolaylık diye bir şey, şu anda içtihatta e, kolaylık diye bir şey asla vakı olamaz. Ancak dört mezhebin fıkıh tayin etmiştir, hepsi belirlenmiştir, kıyas yapılabilir. Kıyas da neye göre yapılır? Yeni çıkan bir hadis olur, kitaplarda hiç yeri olmayabilir. Onu da ayetten, hadisten, müştehitlerin çıkarttığı hükümlere bakılarak bir ulema heyeti, bir kıyas yapabilir yeni bir konuda. Bu yeni bir konuda ne yapamaz? İstihat yapamaz. Çünkü istihat yapacak alim kalmadı. O seviyede alim yok. He, Hazreti Mehdi gelirse istihat yapacak mı? Yapacak. İmam-ı Azam Efendimiz'in iştahatında hata payı var. Hazreti Mehdi'nin iştahatında hata payı yok. Yakfu eseri ve la diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İzimde gidecek hata payı yok diyor. Diğer her müştehitte hata payı var. Hazreti Mette yok. Ama sen şu anda böyle bir müştehit durumu yok. O ilim yok. Yetişmesi mümkün değil artık yani. Artık ortam yetiştirmiyor, hava yetiştirmiyor, su yetiştirmiyor yani. Hafıza zaten gitmiş. Pil bitti, şarj bitti, ilim bitti yani. Ne, ne olacak? Onun için burada da dinde değişmeyen hükümler sadece itikat esaslarıdır diyor. İbadet ve helal haram alanındadır. Muamelat. Şimdi bunu deyince siz de sevindiniz. Sevindiniz değil mi? Südeysi böyle dedi diye. Ne demiş? İtikat esasları değişmez demiş. İtikat esasları zaten bedava. Onda kimseye bir tahallük eden bir durum yok. İnandığına inanıyorsun. Ondan sonra. ibadet ve haram helal, zina, faiz gibi bunlar da değişmez demiş. E ne var hocam? De? Doğru demiş diyorsunuz. Devamı. Muamelat aile, miras, ukubat, ceza hukuku, şeriat el kesiyor, şeriat kısas diyor, şeriat recme diyor, şeriat yüz sopa vuruyor. Bunlar değişir. Denilmek isteniyor. Denilmek isteniyor derken adam kabak gibi de Kabe'de bunu diyemez ya. Sadece diyor itikat, ibadet, helal haram. Burada özellik veriyor. Bu bağlamda kolaylaştırıcı iştahatlar yapılması lazım. İştahatta maslahatın esas alınması lazım. Maslahat da neymiş? Efendim sahabeden de örnekler veriyor. Ha, o südeysi tabii ki adam şeytana, iblise şeyini ters giydirir. Bir istedikleri zaman adamı kavur etmeye bile ayet telil okurlar. Öyle bir zındıktır bu Vahabiler ha. Vahabiler öyle zındıktır. Delil değil tabii. Çevirir, işine çevirir ha. Senin de ilmin ona yetmez. Anladın mı sen? Efendim, aile hukuku hukubatın işaret ediyor. Dinde maslahat göre muamelatta, efendim mesela bizim yaptığımız reddiyelerin tabi herkesi rahatsız ediyor. Bizim yaptığımız reddiyeler acayip rahatsız ediyor herkesi de. Mesela alimler diyor bir görüş ortaya attıkları zaman hemen sapıklıkla itham edilmemesi lazım. Südeysi diyor. Çünkü neden? Kendileri bir fetvalar verecekler şimdi. Hazırlanıyorlar ya. Hazırlanıyor şimdi. Bir fetvalar verecek. Hemen adama sapık demeyin. Onun da bir delili vardır. O da bir alim. O da bir fikir. O da bir düşünce. Bize senelerdir reddiyelerimizden bunu demiyorlar mı? Bizim seni şey reddiyelerimiz. Arkadaşlar buluyor şu, Eski reddiyelerimiz. Ta 25 sene evvel Yaşar Nuriye reddiye var. 30 sene evvel bilmem ki ismiyle reddiye var yani bizim bu reddiye işimiz yeni başlamış bir şey değil. Ama tabii biraz artı dozu artmak zorunda kaldı çünkü şeyler vasıtalar çoğaldı yani milletin ulaşımı çoğalınca insanları bozmaları çoğaldı. Ondan dolayı efendim Tahir bin Aşur var mesela, Şelebi var. Bunlar Fransız İslamının yani Fransız İslamı demeyelim de Fransa'nın sömürgesi altında kalan Tunus gibi Cezayir gibi yerlerde yetişen alimlerde böyle zaaflar hasıl olmuş. Neden? Yönetime uygun hareketler sergilemek bakımından. Bunların görüşüne uygun yaklaşıyor şimdi. Vehhabiler, yani Vehhabiler demeyelim. Aslında bu Vehhabilik'ten de çıktı. Hakiki bir Vehhabi de böyle bir şey konuşmaz yani. Doğruyu konuşalım şimdi. Bu Vehhabilik'ten de çıktı. İrtida doğru gidiyor. Zaten Türkiye'deki ilahiyatlarda bulunan te teolog deniyor ya onları. Bunlara teolog mu diyelim ya. Bunlara biz Hocam hoca demem. Teolog güzel. Oturdu diye otur teolog. Neyse o. Evet sonra dik diyor neymiş T I Y K N Onda yer alan bazı teologların görüşleri bu yönde. E, ondan sonra efendim e, ya yani Tarih maalesef yani tefsir sahibi çok alim allame mesela işte İsa selamın ineceğine dahi milletin aklı böyle şeyleri kabul etmez. 2000 senedir nasıl yaşıyor meselelerinden onu inkar eden adam yani. Velakin çok büyük müfessirlerden. E böyle adamlar var. Mısır'da zaten bunlar çok siz Mısır'ı biliyoruz ama bu Tunus'ta, Munus'ta da az yok yani. Oralar, oraları da karıştırdılar. Ondan dolayı efendim mesela diyor hutbede rezil bir kesit Arapçasında söylüyor. Memin mecalati tecdid fil mesal ihtiadiye ihtiad meselelerinde yenileme gereken noktaların geniş alanlarından biri de maesünü emri min enzime ve teşriat tuhakkuk masaliha rayi hadi bakalım şey. Devlet yöneticiler diyor. Valiler, devlet yöneticileri e, insanların maslahatlarına, menfaatlarına uygun düşen bazı nizamlar, düzenler teşri ediyor. Bak teşri, kelime kökeni hüküm koymak, şerahattan geliyor. Bunları yapabilir, bu da içtihada uygundur diyor. E, yöneticiler diyor, Millete uygun gelen işler keyfine göre nizam çıkarabilir, kanun çıkarabilir. Ya bu zaten bunu demeye ne lüzum var? Demek ki yanlış bir şey yapacaksın ki onu önceden takdim mukaddime yapıyorsun. Çünkü neden? E zaten yöneticiler şu anda da validir, kaymakamdır veyahut meclistir, şudur budur. Millete yol lazım, bilmem nereye hava alan, bilmem nerede bir mesele lazım. İlaç lazım, şunu lazım, ithal lazım, ihraç lazım. Bunların hepsini yeni kararlar alamazlar mı? Alırlar. Allah Teala'nın helal ettiği şeyler belli, haram ettiği şeyler belli. Millete faydalı şeylerse zaten Allah faydalıyı haram etmez. Zaten bir şey haramsa Allah onda faydalı bir şey koymamıştır. ma Allah fil haram şifa diyor hadis şerif. Allah hiçbir harama şifa koymamıştır. E demek ki e sen zaten bunu demene ne lüzum var? Devlet yöneticileri istediği nizamı hükmü koyabilir diyor millete göre. Bu da diyor değil mi? Bunu içtihada niye sokuyorsun ki? Bu dinle alakalı bir içtihada bunu soktuğuna göre demek dini konularda değişiklikler yapılacak. Mekke Medine'de. Bunlar çok kötü sinyallerdir. Ondan sonra eşyada asıl olan ibahadır. Tehlikeli bir kaide, doğru bir kaide, tehlikeli bir kaide. Çünkü diyor ki, ya diyor, eee Hakim bir şeye karar verdi mi diyor, ihtilaf kalkar. E hakim niye göre karar verdi abi? İsviçre'ye göre mi? Fransız'a göre mi? Frenk'e göre mi? Yunan'a göre mi? Şerat'a göre mi? Onu söylemiyor. Her şeyde asıl olan muba olmaktır. Haram olması için, mekruh olması için ayrı bir delil lazım. Doğru. Ama bunları konuşmaya Mekke'nin hutbesinde gerek var mı? Helal belli, haram belli. Şerat belli milletin menfaati olan şeyi zaten istediği meclisler herkesin kendine göre hükümetleri var, kararları çıkartır. Ama sen haram şeyler yapacaksan bu kılıfları hazırlaman lazım gelir. 13'ün eee yani burada da zaten işte şu anda da dik üyesiymiş. Git başkanı var Abdurrahman Haçkal. Geçen işte bu Mehmet Görmez topladı ya bir ide midir? İde diye bir şey topladı. Cumhurbaşkanımızı da orada bulundurdular. Ya orada mesela öyle adamlar geldi. O Ali Salli abi var. Şimdi onu zaten biliyordum da bazı görüşlerini inceledim. Vehhabi'nin dibi yani. Ama tabii Südeysi, Südeysi kadar kötü olamaz. Südeysi her yere döner. O şerattan da döner. Her şeyden döner. Onu demiyorum. Mesela öyle Vehhabileri Kalktılar getirdiler. Ya Vehhabileri de bırak şimdi. Vehhabi dediğin adam yine ayet hadise inanıyor. İcabında burada hadis okuyorsun, adamı durduruyorsun. Bunlar ayet hadiste de durmuyor ya Öyle bir reformist bunlar reformist. Dinde yenilik e, arayan adamlar. Onun için bunlar e, ne diyorlar? E, Uluslararası İslam Kuruluşu'nda temsilci bilmem ne Kocaeli İlahiyat Dekanı Bunların görüşleri şimdi aynı. Şey. Yok, Abdullah Kahraman diyor. Südeysi'nin hutbede dile getirdiği alanlarda zamana ve şartlara göre dinde değişiklik yapılabileceği görüşünü e, dillendiriyorlar. Şelebi, Tahir ibn Aşur gibi teologlar üzerinden dolaylı olarak da olsa kitaplarına bunları derc etmişler. İşte geçen e, Diyanet Vakfı çıkarttığı kitaplarda yazılanları okuduk burada. Aklınız başınızdan gitti yani. Mehmet Görmez'in beyanlarını konuştuk. Onun için tehlike büyük. Ta Mekke Medine'den ağrı İslam'ı bozmaya kararı verdiler. Yahudinin, Siyonizmin eline birçokları geçtiler. Şu anda tabi Avrasya işi bilmem ne işi şu anda e, tabi Çin tarafı ağır basıyor. Çin, Rusya, İran orayla beraber o kanal. Bu taraf Siyonist, Amerika, Yahudi diyorsun. İngiliz diyorsun, hadi buradan kopalım diyorsun, Avrasya'ya döneyim diyorsun. Avrasya dediğin o başka bir gavur. Efendim Çin'in, Rus'un olduğu yerde, tabi orada İran, Şimdi Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı da davet ettiler bilmem ne. Gruba alıyorlar onları. Orayı da bak şimdi bu şekil hutbeler okutmaya başladılar. Amerika döneminde yani Yahudi ama iki taraf da Yahudi. Şimdi satrançta siyahlar da seninse, beyazlar da seninse kaybetme riskin Yok. Şu anda Amerika'dan İngiliz'den kurtulayım diye, Avrasyacı olayım diye Çin e, paktına üye olmaya çalışanlar yine aslında nereye gidiyor? Yahudi'nin öbür tarafına gidiyor. Çünkü Yahudi Amerika'nın artık e, çözüleceğini, dağılacağını gördüğü için yeni oluşumların nereye yatırım yapacak? E, verimli yere yatırım yapacak. Nerede şey var? Genç var. Nerede iş var? Nerede üretim var? Bilmem ne Avrupa'nın Ortalama, yaş ortalaması belli. Doğurmuyor, çocuk yok, bir şey yok. Bu tarafa yöneliyor. E bu tarafı da ele aldı. Çin'i epeydir Yahudi yönetiyor. Çin'deki yönetim eski komünizm, momünizm yok ya. Komünizm parayı bulana kadar ya. Feminizm de kocayı bulana kadar. Herkesi geç o işleri sen. Ondan sonra o efendim, ateizm uçak sallanana kadar ya. Allah Allah demeye başlıyor. Benden beter tevhid zikri yapıyor adam. Uçak sallanmaya başlayınca. Onun için bunların hepsi süreli şeyler. Ama Siyonist iyi çalışıyor, Yahudi iyi çalışıyor, yemiyor, içmiyor, lükse düşkünlük yapmıyor. Bütün Arap alemi milyon dolarlık yatlar, katlar, yüz bin, iki yüz bin dolarlık saatler, her türlü mücevherat karılarına, bilmem nelerine bu sefahet içerisinde gezerken Yahudi sıkmış, elini sıkmış, üstten sıkmış, attan yalıyor, tasarrufa devam ediyor. Dünya ekonomisini elinde tutuyor ve nereden kaçarsan kaç, ancak Allah'a kaçan kurtuluyor, şerata dönen kurtuluyor, gerisi bunun tuzağından kurtulamıyor. Oradan geliyor buraya. Bu sefer Avrasyacılık silahı. İşte bak, şimdi bunların kıblesi nereye döndü? Avrasya'ya döndü. Suud'un, Arapların bir kısmı şu anda, Birleşmiş Arap Emirlikleri şunlar bunlar, Çin irtibatı. Çin, İran ki İran bunlarla biliyorsunuz. Hiç anlaşamazdı. Ee, İranlıları senelerce hacca ümreye bile almadılar biliyorsunuz. Efendim Şiiliğin ne kötü bir şey olduğunu Vehhabiler takdir ediyordu. O noktada sahabenin hepsini seviyorlardı. Yani Vehhabilerin çok sakat itikatları olmakla beraber sahabe konusunda doğru inançtaydılar. Ama şimdi ne sahabe ne Muaviye radıyallahu anh ne Ebu Bekir ne Ömer İran ne yapmış? Hiç o işler kalmadı. Mursi rahmetullahi aleyh ne yaptılar? Gitti Mursi orada İran meclisinde konuşma yaparken inadına Ebu Bekri ve Ömer ve Osman ve Ali dedi. Radıyallahu anh Mursi'ye onun intikamını aldılar ve neticede Mursi'yi e, ölüme e, teslim ettiler. Allah şehadetini kabul eylesin. Amin. Şimdi onda yanlışları olabilir. Şudur budur onu konuşmuyoruz ama adam orada Üç halifenin tabi Hazreti Ali zaten ittifaklı. Üç halifenin adını andığı için yani ekseriyetle tabi bedel ödemesinin bir sebebi de oydu Mürsi'nin. Bundan dolayıdır ki şimdi ne oldu? İran, Suud, geçen İran e, Cumhurbaşkanı Suud'a gitti değil mi? E, artık kabuller başladı, anlaşmalar başladı. Çünkü neden? İpleri sapları kendi ellerinde değil. Yönetim kendi ellerinde değil. Maalesef bizde de bazı böyle kargaşalar Oluyor işte FETÖ döneminde yönetim bizde miydi yani? Kimdeydi yani? Kimin elinde kaldı yani? Sokaktan topladı millet. Ee, onun için Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Müslüman çok uyanık olacak. Bir görüş nereden geldi? Mekke'den geldi, Tekke'den geldi. Şeyh dedi, alim. Öyle bir şey yok. el i sünnet vel cemaatın çizgileri ortadadır. Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fıkha ortadadır. Bunun dışına çıkan hiçbir şey Mekke'den de gelse kabul edemeyiz. Çünkü oran imamlarında, oranın e, de, e, efendim devlet yöneticilerinde saptırabilen iradeler olduğu anlaşılıyor. Yani reformistlik şeyde yayılmaya başlıyor yani artık haremeyinde Allah Teala sona erdirsin. imkanlarını İmkanlarını iptal eylesin. Amin. Orayında ehli sünnet alimlerini galip eylesin. Amin. hapislerde olanları hürriyetine ya değlesin çok hapiste de attılar tabii ehli sünnet alimler de var hapislerde. Allah Teala dinine yardım eylesin. Amin. Amin. Ben ne diyeyim yani?